Yeşil Yurt'ta kentsel yenileme ve dönüşüm seferberliği. 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerden biriyiz. Felaketin yol açtığı yıkım ve hasar, maruz kalan bütün hemşehrilerimizi etkiliyor. Sivrice depreminden itibaren Yeşil Yurt Belediyesi olarak yaralarımızı sarmaya devam ederken, 6 Şubat depremlerinden sonra kentsel dönüşüm ve yenileme seferberliğimize hız verdik. Yakınca da tüm yetkilerin belediyemize devredildiği 58.200 metrekare alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen 541 adet konut ve 22 adet iş yeri tamamlanma aşamasına geldi. Bu konutlar yakında sahiplerine kavuşacak. Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde başta sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahalle sakinlerimiz olmak üzere başvuru yapan riskli yapı sahibi hemşehrilerimize hasarlı taşınmazları karşılığında kura ile 541 adet konutu teslim edeceğiz. Hak sahipliği elde etmiş vatandaşlarımız rezerv konutlarına taşındıktan sonra da anlaşmaya vardığımız taşınmazlar üzerinde inşa edilecek yeni rezerv konutlarımızı yapacağımız riskli alan ilanlarıyla etaplar halinde diğer mağdur vatandaşlarımıza arz edeceğiz. Böylece hem barınma sorununu çözeceğiz hem de ilçemizin modern, çağdaş ve güvenli bir hale gelmesini sağlamak amacıyla bir dizi atılım gerçekleştireceğiz. Yakınca mahallesinde bulunan 541 adet konut için hak sahipliği ön başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 29 Ağustos 5 Eylül 2023 tarihleri arasında Yeşil Yurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Yeşil Yurt Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Yaralarımızı birlikte sararak ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Mehmet Çınar, Yeşil Yurt Belediye Başkanı.